Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel gösterişli bir model paylaşacağım inşallah. Ee, onun için şu şekilde bir ipimiz var. Ören bayan bebe yünlerinden arkadaşlarım. Şişlerim bir, bir tık ince. Aslında bu ipi 3 üç buçuk ya da 3 numara şişlerle örürseniz daha güzel olur. Benim şişlerim doluydu o yüzden şimdilik sizlerle iki buçuk numara şişlerle yapacağız arkadaşlar. Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekle ilerliyor. 6 sırada tamamlanıyor. Gerçekten hem kolay hem de çabuk ilerleyen bir model. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Modelimiz için ipimizi alıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayacağız. Önce şu ipimi bir kurtarayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipim ve şişlerim hazır. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve şu şekilde ilmeklerimi almaya başlıyorum. 2 3 Ay pardon. Ben heyecanlıyım. Ellerim de heyecanlı demek ki. Şöyle 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8 bir modellik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 iki model 1, 2 ve 3 Evet arkadaşlar bu ilmek benim için örneği göstermem için yeterli. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 8 ve 8'in katları artı 3 ilmek ile ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şişimizin tekini çıkartıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki sıra haroşa yapalım. Yani modelimize dahil değil. Şöyle bir düz yapalım. Düz örgü yapalım. İsteyen tabi lastik de örebilir alt kısmına modelimizin isteyen benim gibi bu şekilde düz örebilir. Son ilmeğimi şöyle ters örüyorum. Evet bir sıra daha örüyoruz. Burası ön yüzümüz. Şimdi burada bir sıra daha kenar ilmeğini alıp düz öreceğim sıra sonuna kadar düz olarak gidiyorum arkadaşlar. Evet, kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi modelimizin arka tarafındayız. Bir sıra buradan ters öreceğiz. Modelimizi ön taraftan kurabilmek için kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle ters olarak bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlarım. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin birinci sıra ve ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırada iki tane ilmeğim var. İki ilmeğimi birden düz olarak şu şekilde ördüm. Arada bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. İkinciyi artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Üçüncüyü artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Dördüncüyü artırıyorum bir ilmek daha düz örüyorum. Beşinciyi artırıyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Altıncıyı artırdıktan sonra arkadaşlar burası ara, iki modelin arası olacak. Şurada 3 ilmeğimiz var. Üçünü birden şu şekilde düz olarak örüyoruz. Bir modelimizi kurmuş oluyoruz. Burası da iki modelin arası oluyor. Yine bir ilmek artırıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. ikinci düzümüzü örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Üçüncü düzümüz bir ilmek daha artırıyoruz dördüncü düzümüz bir ilmek artırıyoruz beşinci düzümüz bir ilmek daha artırıp şu ikisini beraber örüyoruz şu şekilde sayalım isterseniz bakın burası ara modelimiz 3 ilmeği ördüğümüz yer burada 1 2 3 4 5 ve 6 tane artırmış olduk 6 da bu modelde artırmış olduk kenar ilmeğimi yine ters örüyorum İkinci sırası arka tarafında modeli kurduktan sonra bir sıra düz örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimizi aldık ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi şu şekilde düz olarak örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Şimdi ilmeklerimiz bayağı bir arttı. Model bitiminde ilmeklerimiz geri sayısına geliyor. Ve son kenar ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ve ön yüzündeyiz yine. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi yine beraber örüyorum. Ön yüzünde hep bu iki ilmeği beraber öreceğiz. Hem bu tarafta hem son tarafta. İki ilmeği beraber ördükten sonra düz örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane düz örüyoruz. 9 düz ördükten sonra az önce bakın 3 tane burada ara ilmekte 3'ünü beraber toplamıştık. Yine aynı şekil 3 ilmek beraber toplayacağız. 2 ve 3. Üç. Üçünü beraber düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yine 1 Artırma yapmıyoruz artık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane düz ilmeğimizi ördük. Yine kenarda 2 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğinden hariç o ikisini beraber örüp kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 3. sıramızı da bitirdik. Dördüncü sıra ve arka tarafındayız. Yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlarım. Ve dördüncü sıramız da bu şekilde bitirmiş olduk. 5 sıramız ve ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sırada iki ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği yine aynı şekilde beraber ördük. Bakın kenarı hiç bozulmuyor. Dümdüz gidiyor modelimizde. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yediye düştük ilmeklerimiz. Aşağıda 9 örmüştük bir alt sırada. Şimdi 7'ye düştü. Yine üçünü beraber ördüğümüz orta modele geldik. İki modelin arasında. Burada üçünü beraber yine aynı şekilde örüyoruz. Ve yine 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimizi ördük. İki tane ilmeğimiz var beraber düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimizi yine ters örüyoruz Bu şekilde model kendini ördükçe gösteren bir model ve gerçekten çok şık duran bir model arkadaşlar Son sıramızı örüyoruz son sıramızda Yine ilmeklerimizin hepsini Ters öreceğiz Bütün ilmeklerimizi Sıra sonuna kadar Ters örüyoruz arkadaşlar Bu şekilde beraber bir model kurmuş olduk. Dilerseniz hemen ikinci modelimizi kuralım daha iyi anlayabilmeniz için. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci modelimizi kuruyoruz. Yine aynı alt kısımda yaptığımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki iki ilmeğimizi beraber düz olarak örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bir düz örüyoruz. İkinciyi artırıyoruz bir düz örüyoruz. 3.yi artırdık. 1 düz ördük. 4.cüyü artırdık. 1 düz ördük. 5 ve 1 düz. 6'yı ördükten sonra aradaki bakın burada üçünü beraber ördüğümüz ilmek. 3'ünü birlikte bu şekilde örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 artırıyoruz. Düzümüzü örüyoruz. 2'yi artırıyoruz. Örüyoruz. 3'ü artırıyoruz. Ördük. Dördüncüyü artırıp düz ilmeğimizi örüyoruz. Beşinciyi artırıp düz ilmeğimizi örüyoruz. Altıncıyı ördükten sonra kenardaki iki ilmeğimizi beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ikinci modelimizin ilk sırasını kurduk. Şimdi arka taraftan bütün ilmeklerimizi bu işlemi yaptıktan sonra her seferinde bir kere düz öreceğiz. Ki ön tarafa model olarak geçsin. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp Diğer ilmeklerimizi böyle düz olarak hepsini örüyoruz arkadaşlar. İlk önce sizlere karışık gelebilir ama eliniz alışınca o kadar basit bir model ki bu modelimiz özellikle bebek yeleklerine o kadar yakışıyor ki arkadaşlar. Ören arkadaşlarımdan biliyorum çok yakışıyor çok güzel oluyor. Hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna çok yakışacak bir model. Evet ikinci sıramızda bu şekilde bitirdik. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örmemin sebebi bakın burada saç örgüsü gibi dümdüz oluyor kenarları iki taraftan da şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. sıramızdayız modelimizin. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sıradaki iki ilmeği her zaman olduğu gibi yine beraber düz olarak ördük. Şimdi 9 tane düz ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Burada arkadaşlar 3 ilmeğimizi Beraber yine örüyoruz şöyle teker teker alıyorum biraz genişletiyorum ki kolay örülsün 3'ünü beraber ördük Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Kenarda 2 ilmeğimizi yine beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü sıra arka tarafındayız. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hemen ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ve ön yüzüne geçtik. Şimdi arkadaşlarım ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Burada ilmeğimiz 7'ye düşmüş olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aradaki yine 3 ilmeğimiz. 3'ünü beraber şu şekilde genişleterek beraber örüyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek Kenardaki iki ilmeğimizi yine beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 6. ve son sıramızda bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar hepsini ters örüyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde modelimizi iki defa beraber kurduk. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlarım. Gerçekten hem kolay hem de çok gösterişli bir model. şişlerim bir tık kalın olsaydı daha da güzel görünecekti. Biraz modelimiz sıkı oldu ama olsun. Bakın. Çok hoş duruyor marol marol. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde. Hem kabarık hem çok şıktıran. Gerçekten bebek yeleklerinize yakadan başladığınız bebek yeleklerinize şu şekilde durması gerekiyor. Bakın ne kadar yakışır. Hem erkek çocuklarında hem kız çocuklarında çok hoş bir model olur. Çeyizlik yeleklerinizde de yapabilirsiniz. ince alizenin ipleriyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım.